Evet. Yaren Hanım istedim. Sen Yaren, kadınlar neden güzel olmak zorunda? Kadın zaten güzel yaratılmış bir varlık. Kelebekler, kuşlar. İşte kelebek güzel olmak zorunda. Kuşlar güzel olmak zorunda. Allah da güzeldir. Allah güzelliği sever. İnsanlar güzel olmak zorundadır. Yani eğer güzellik yoksa kainatın bir amacı olmaz. Allah güzel olsunlar diye kainatı yaratıyor ve Allah güzeli seviyor. Cenneti de güzel yaratıyor. Güzeli sevmemizi istiyor. Sevginin zaten kökeni güzelliktir. Güzellik de sevgi iç içedir. Güzellik olduğu için sevgi olur. Sevgi olduğu için de güzellik olur. Yani ikisi bir bütündür. Sevgi güzelliğin ruhudur. Güzellik bedenidir. Allah sonsuz güzeldir. Tecellisi de sonsuz güzeldir. Bitkileri, her şeyi çok güzel, altın oranla, biçimli ve simetrik yaratır. Kadınlar da güzel olacak, herkes güzel olacak. Çocuklar güzel olacak, bitkiler, eşyalar, bütün kainat güzel olacak. Ahir zamanda bunu göreceğiz. Ama şu an eşyalar güzel değil, evler güzel değil, sokaklar güzel değil. Birçok insan güzel değil. Kadınların güzelliğine önem verilmiyor. Kadınların güzelliği suç gibi gösteriliyor. Güzel olan kadın hakarete uğruyor, baskıya uğruyor. Çirkinleştiğinde ses çıkartılmıyor kadına. Bakımsız olduğunda ses çıkarılmıyor. Yani güzel kadın teşvik edilmiyor. İnşallah öyle bir devir gelecek ki her yer cennet gibi olacak ama kısa sürecek Mehdiyet devrinde. Bunu göreceğiz. İnşallah. Evet. İnşallah.